Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün hem pratik hem de çok lezzetli bir kebap tarifi vereceğim sizlere. Pratik dememdeki amaç hazır yufkayla yapacağız. Gerçekten çok da lezzetli olacak. Üzerine domates sosunu yapacağız. Yoğurt hazırlayacağız, sarımsaklı bir yoğurt. Hemen şimdi yapmaya başlayalım. Malzemelerimi tezgahın üzerine hazırladım. 500 gram kadar orta yağlı kıymam var. 1 adet soğanı rendeledim. Suyunu sıktım. 3-4 diş kadar sarımsağımı da hazırladım. Dondurucudan çıkarttım. Baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve kimyon kullanacağım. İlk iş olarak kıymalı iç harcımızı hazırlamakla işe başlayalım. Baharatlarımı şöyle serpiştirdikten sonra kıymamın üzerine hemen rendelemiş olduğum soğanı ve sarımsağımı da kıymamın üzerine bıraktım. Güzelce bütün malzemeleri yoğuracağım. İyice karıştıracağım. Beyti kebabımızın iç harcı gayet güzel oldu. Hemen kenara alacağım. Sonrasında kebabımızın sosunu hazırlayalım. Sos için de derince bir kaseye bir su bardağı suyumu bıraktım. Yarım su bardağında az fazla da sıvı yağımı bıraktım. Bu sosu yufkalarımı yağlamak için kullanacağım. Kesinlikle siz de deneyin arkadaşlar. Bu sosla yufkalar çok daha çıtır çıtır olacaktır. Hemen sosumu da kenara alıp artık yufkalarımı serin tezgahıma 3-4 yemek kaşığı hazırlamış olduğum sosla şöyle yufkamın üzerine gezdireceğim. Yufkamın şu şekilde kenarlarını ve saracağım kısmı içine katladım. Hemen hazırlamış olduğum kıymalı harcımdan ince bir rulo şeklinde yerleştireceğim. Şimdi güzelce saracağım sıkı bir şekilde. Toplamda 4 yufka kullanacağım. Ve vermiş olduğum ölçülerde yaparsanız kesinlikle çok kaliteli ve çok lezzetli bir yemek hazırlamış olacaksınız arkadaşlar. Diğer yufkamı sereceğim. Yine aynı işlemi bu yufkada da devam ettiriyoruz. Yine 3-4 kaşık hazırlamış olduğum sostan serpiştiriyorum. Yine yan taraflarını ve saracağım olan kısmı içe katlayacağım. Şu şekilde hemen kıymalı harcımı yerleştirip rulo şeklinde saracağım. Kıyma çiğ pişmez endişeniz olmasın. Kesinlikle pişiyor. Çok da lezzetli oluyor. Evet, iki yufkamı bu şekilde sardım. Diğer kalan iki yufkamı da sarmaya devam edeyim. Sarmış olduğum yufkalarımı iki parmak genişliğinde kesmeye başlayalım. Yağlamış olduğumuz borcam tepsimize dizelim. Kestikten hemen sonra gerçekten denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Yağlamış olduğum tepsime beytilerimi yerleştiriyorum. Evet.
dizmiş olduğum beytilerin üzerine de sosundan kalanı birazcık şöyle kaşık yardımıyla döküyorum. Üzerinin yağlarını özellikle alıp gezdiriyorum ki dediğim gibi çıtır çıtır olması için. Hemen şimdi 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Pişerken de ben de domatesli sosumu hazırlayacağım. Domatesli sosum için de 1 yemek kaşığı dolusu tereyağımı tavama aldım. Güzelce bir erisin. Eriyen tereyağımın üzerine hemen bir orta boy domatesimi rendeledim. Onu ilave ediyorum. Birazcık da tuz atacağım. Domates suyunu çekene kadar birazcık şöyle pişireceğim birkaç dakika. Bir yemek kaşığı dolusu da domates ve biber salçanı da ilave ettim domateslerin üzerine. Kekik ve pul biber de kullanıyorum baharat olarak. Tuzunu domatesin üzerine atmıştık zaten. Beyti kebabımın üzeri için hazırlamış olduğum domatesli sosum hazır. Fırından çıkan beytimizin üzerine hazırlamış olduğumuz sarımsaklı yoğurdumuzu dökelim. Dilerseniz sarımsaksı da kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla damak tadına bağlı bir durum. Biz hepsini yiyeceğimiz için ben üzerini tamamıyla yoğurtla kaplayacağım. Ama siz yiyeceğiniz kadar yoğurtlarsanız sizin için çok daha iyi olur. Hepsini yoğurtladığınız takdirde yufkalarda yumuşama olabilir. Bunu da mutlaka dikkate alın derim. Evet. Yoğurtlama işlemi de bu kadar. Şimdi hazırlamış olduğumuz domatesli sosumuzu da üzerine döktükten sonra beyti kebabımız hazır olacak. Nefis sosumuzu da şöyle bir gezdirelim. Beyti kebabımız artık yenmeye hazır arkadaşlar. Size de demiştim çok pratik ve çok lezzetli diye. Şöyle çıtırtısını sizlere de göstereyim. Harika. Gerçekten çok lezzetli oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz de dener ve mutlaka bu lezzetin tadına bakarsınız. Şimdiden deneyecek olanlara, yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.